Manara? Aklıma harika bir fikir geldi. Anlatmak için sabaha bekleyemem. Rahatsız etmiyorum değil mi? Demir! Demir! Misafirin mi vardı? Geceler Selin Hanım. Selin Hanım da işle ilgili bir konuyu konuşmak için gelmişti. Ben bu gece çalışmayacağımı söylemiştim ama anladığım kadarıyla bu pek de mümkün olmayacak. İki çalışkan ve ısrarlı kadın var karşımda. Ben gerekenleri sizinle konuştuğuma göre artık gidebilirim. İyi geceler. Gidemezsiniz Selin Hanım. Ben hiç ikna olmadım projenin detayları hakkında. Size sorduğum bazı soruların cevaplarını da alamadım henüz. Haklısınız ama saat de epey ilerledi. Demir. Benim hemen gitmem lazım. Haber vermeden mi çıktın? Ben sizi rahatsız ettim galiba. İyi geceler. Selin bekle. Alara çok affedersin. Ama şu an gerçekten çok büyük bir krizin tam ortasındayız. Senin peşinden gitmek için benden izin almana gerek yok Demir. Zaten çok rahatsız oldu beni görünce. Ben böyle pat diye geldim, kusura bakma. Ama otel odanda çalışanınla karşılaşacağımı düşünmemiştim. Bunda şaşıracak bir şey yok Alara. Sen de buraya işle ilgili konuşmak için geldin. Tıpkı Selin Hanım gibi. Öyle değil mi? Evet, öyle. O zaman ben gideyim. Zaten sen meşgulsün. Sabah kahvaltıda görüşürüz. Görüşürüz. Aç şu telefonu be Selin, aç. Ya buradan aceleyle çıkan bir kadın gördünüz mü? Şu boylarda kısa koyu saçlı bir kadın. Bisikletle bir kadın gitti ama. Tamam, çok sağ ol. Bisikletten. Ya bırak beni. Niye geliyorsun ki peşimden? Tamam. Tamam işte ben bırakacağım seni arabayla. Ya bekle diyorum. Niye gidiyorsun paldır küldür? Gerek yok. İşine bak sen. Bırak beni. Gecenin köründe bisikletle bir yere gidemezsin Selin. Üstünde fosforlu yelek yok. Kedi gözü yok. Arabalar görmez seni böyle. Ezileceksin yolda. Ya ezerse ezer. Kurtulursun işte benden. Fena mı? Randevum var. Niye misafirini bekletiyorsun ki? Bir yüzüme bakar mısın Selin? Alara'yı ben davet etmedim. Ya bana ne? Bana açıklama yapmana gerek yok. Kiminle görüşürsen görüş, eve getirme yeter. Bir yüzüme bakar mısın artık? Ya sen odana dönsen artık. Bak kız o kadar gelmiş bekliyor. Bekletme, ayıp. Yüzüme bak dedim. Düşündüğün neyse sil at onu kafandan. Alara'yla öyle bir şey yok. Beni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmese de söylüyorum. Bak tamam. Yeter. Ailen bekliyor. Endişeden deliye dönmüş haldeler. Bağla şu bisikletini bir yere. Ben sabah eve göndertirim. Arabayla gideceğiz. Hadi. Lütfen. Thank you.
Selin. Dur bir derin nefes al önce. Tamam iyiyim. Değilsin. Bak daha şimdiden gözlerin dolmuş bile. Yanlarına böyle gidersen bir şey sakladığını düşünecekler. Zaten saklıyorum demiş. Bak tamam. Ona odaklanma şimdi. Önce sakin ol ve tane tane konuş. Şirkette işin çıktı. Gitmek zorunda kaldın. Kısa süreceği için de uyandırmak istemedim. Telefonun sessizde kalmış. Duymadım. Bu kadar. Uzatma. Detaylara girme. Çok sıkışırsan da yorgunum, odama çıkacağım falan dersin. Tamam mı? Baban ne olacak? Merak etme. Gelmeyecek. Vedat, hallettin mi? İyi. Ben yarın sabah gelirim, konuşuruz. Ya bu gece artık iki cümle daha kuracak takatim kalmadı. Tamam. Bunları dolaba koyayım. Haydi. Bil bakalım ben kimim? Tanıyamadım. Dokunursan daha iyi tanıyabilirsin. Kahvesi güzelmiş diye duydum. Kahveniz var mı? Kahveniz nasıl olsun İbrahim Bey? Filtre olsun, sade. Hemen geliyor. Hoş geldin. Hoş buldum. Reyhan Hanımcığım, burası Selin'in en sevdiği pastane.
Biliyorum, biliyorum. Ah, Ceyhan teyze. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de görüşemeden gideceksin diye çok üzülmüştüm. O iş öyle değil kızım. Senin yardımına ihtiyacım var. Tabii, buyurun. Hı. Biz aslında yarın gidiyoruz ama Selim bilmiyor. Bu akşam sürpriz bir doğum günü partisi yapacağız. Sen de bütün arkadaşlarına haber ver. Hepsi gelsinler ama Selin sakın duymasın. Tamam. Ama Selin'in doğum günü 2 gün sonra. Biliyoruz. Tamam canım işte. Sürprizi orada. Kendi hiç tahmin bile edemeyecek. Tamam, ben herkese haber veririm. Bu ilan nedir? Sormayın ya. Ortağım bana borç takıp kaçtı da... burayı idare edebilecek birine ihtiyacım var. Vah vah vah, sen görüyor musun? Bak vicdansıza. Ayol, küçücük kıza koskoca mekanı bırak gitsen. Aa, nasıl birini arıyorsunuz peki? Yani işte yemek yapmasını bilen. Pasta, kek, tatlı. El lezzetli olursa da harika olur tabii. Bir taraftan müşterilerle de ilgilenecek, çekip çevirecek burayı. Ay, beni tarif ediyor Leyla. Yanlışın var Firuze. Asıl beni tarif ediyor. Ayol, ömrün boyunca benim yaptığım yemeklerin kredisini yedin sen. Sende yöneticilik kabiliyeti yok. Kimseye sözünü geçiremezsin. Benim müşteri ilişkilerim kuvvetli. Ya, tabii tabii. Sen boş tabağa böyle gül yapraklarını serpiştirip verirsin müşterilere. Onlar da havayı kaşıklar durur. Sen de şef değilsin yani. Ayol, ben dünyanın en ünlü şeflerinin atölyelerine gitmiş insanım. Sokak lezzetleriydi, yemek festivalleriydi. Sen bilmiyor musun Firuze? Benden iyisini mi bulacaklar ayol? Doğru vallahi, bulamam. Yani siz şimdi iş mi arıyorsunuz? Ay Reyhan Hanımcığım, biz yalıda bütün gün böyle birbirimize baka 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 sıkıntıdan patladık. Ya ay bakın, şimdi siz de gidiyorsunuz. Bari iki insan yüzü görelim burada, değil mi kızım? Ama yorulmaz mısınız? Yani kafenin çok fazla işi olur. Bizim referansımız Selin'den. Bir hafta deneme süreci yaşarız. Baktık ki birbirimizden memnun kalıyoruz, o zaman devam ederiz. Ha? Garip bir ses geldi demin, ona bakacağım. Sen de dinlen istersen biraz. Ay iyi oldu aslında, biliyor musun? Benim de bacaklarım çok ağrıdı. Ya çok sıkıyorsun ama kendini, ondandır. Alacağımız şey İstanbul'da bulunmuyor mu gerçekten? Ya maalesef çiftlikte. Safkan ve doğumuna ben yardımcı oldum. Selin'i ata almayacaksın değil mi İbo? Ya iyiymiş. Ya bir dahakine belki. Ya bu seferlik... ufak bir kangal yavrusu hediye edeceğiz. Ya gerçekten mi? Aa, ama Karamuk var. Hep onun bahçesine gelir. Onların mahallesinin köpeği. İyi ya, Karamuk öğretir bizimkine mahalleyi. Her şey yolunda mı? Yani bir sorun yok aslında ama... bir de yolda kalırmışız. Yok canım, daha neler. Bak, gerçekten yolda kaldığımıza inanamıyorum İbo. Keşke motoru durdurmasaydın. Ya, o zaman da kaza yapardık ama. Ya burası ters noktadır herhalde ondan. İbo. Çok geç kalıyoruz. Doğum günü birkaç saat sonra başlayacak. Daha gideceğimiz yere varamadık. Ya tamam, panikleme. Ya şimdi geçer birileri illaki. Motosiklet bozuldu. İbo ile yolda kaldık.
şehir dışında bir yerdeyiz. Ama doğum gününe yetişeceğim, merak etme. Herkesi tembihledin değil mi? Demir'den bahsetmeyecek kimse. Parti kaçtaydı? Ben çok bunalıyorum ya. Ama senin kapalı alan bunaltın vardı. Ya gayet açık havadayız. Ya ormandayız Ayda. Ondan değil, sen bilmiyorsun. Ben Merve'yi yalnız bıraktım. Eğer halledemediyse yanarız. Niye halledemediyse? Ayda bir sakin ol. Açıkla bana şunu bir. İbo. Şimdi Selin'in doğum gününden haberi yok ya. Evet güzelim, sürpriz doğum günü adı üstünde. Ya tamam ama Selin ailesini gitti sanıyor. Yani ev boş diye. Evet. Yanında biriyle gelirse eğer. Demir. Nasıl? Sen nereden biliyorsun? Ne alaka canım? Ha, benimki de çekmiyor. Ne yapıyorsun? Ya Demir'e haber vermem lazım. Eve gidemez. Sen biliyordun. İkisinin aynı evde yaşadığını biliyordun İbo. Evet de. Ama sen niye kızdın şimdi? E sen de biliyordun. Ama ben senin bildiğini bilmiyordum. Sen benim bildiğimi biliyordun. Ya olmaz canım, arkadaşlar sığmaz bu. Selin bana söylemesi gerekiyordu. Sen, ben, Merve biliyoruz zaten. Sorun ne ki? Aramızda sır olsun istemiyorum. Tamam, olmasın. Hadi şimdi gidip telefon çeken bir yer bulalım acilen. Arkadaşlarımızın sırrı ortaya çıkmasın, olur mu? Bende bir şey yok, sende? Yok, bir var bile çekmiyor. Aldı. Ay ama bir şey battı İbo, çok acıyor. Dur, basma üstüne, tamam gel şöyle. Gel şöyle otur. Dikkat et, yüklenme üstüne. Çok canın yanıyor mu? Acıyor. Of. İyi misin? Çok acıyor ya. Hadi gel. Yavaş, dikkat et, yüklenme üstüne, tamam? Dikkat et, yavaş. Acıyor mu çok? Yüklenme ona. Rahat mısın? Çekiyor mu şu an? Yok. Ya yukarıdasın ya, o yüzden soruyorum. Ya hem çekmiyor... Hem de kaybolduk galiba. Aramayı geçtim, doğum gününe bile yetişemeyeceğiz. Ya bilseydim kamp malzemelerimi alırdım yanıma. Yok. Dikkat et. Olmaz İbo, kalamam ben burada. Gece burası çok korkunç olur ya. Böcek falan çıkar her yerden. Kurt iner. İbo kalmayalım burada, ne olursun. Vallahi ölürüm ben ya. Tamam tamam, sakin ol Ayda. Derin bir nefes al. Korkma. Ben yanındayım. Ben varım Ayda. Gençler. Merhaba.
geldi ki bu? Güzelim, gerçek doğum günü bu değil ki. Hafta içi uğrar alırım ben Kangal yavrusunu. Ya tamam da partiye geldik. Şimdi herkes hediyesini verecek, ben öyle bomboş bakacağım. Hiç sevmediğim şey. Vallahi çok acıkmışım. Hadi ben bir şey yemedim de senin bu kadar acıkmanı anlamadım. Hiçbir şey yemedim dirimin evinde. Niye? Yemeğine ilaç atar diye mi korktun? Ha ha. Vallahi ben olsam korkardım. Seni böyle yiyecek gibi bakıyorum. Sen bırak şimdi onu. Evet. Seni dinliyorum. Birlikte bir yemek yiyelim. Konuşmak istediğim şeyler var demiştin. Selin. Bir dakika. Bak anladım, tamam mı? Yalan söylediğin için üzgünsün. Bunu daha fazla mesele haline getirme artık. Sen benim yalan söylediğimi... Yani sen... İkimiz de sürekli yalan söylüyoruz. Ve ikimiz de alışkın değiliz. Ailene yalan söyledik. Öncesinde de şirkettekilere aynı evde yaşadığımızı söyleme demiştim. Üstüne Alara'yı idare etmek zorunda kaldık. Sen benim için gerçekleri sakladın, ben de senin için. Bu işte birlikteyiz. İkimiz de böyle olsun istemedik ama hayat bizi bir şeye sürükledi. Biz ne yapacağız Demir? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şeyi bir günde çözemeyeceğimiz ortada. Bugün yeterince yorulduk zaten. Şirkette işin yoksa direkt eve geçelim mi? Ben dün gece hiç uyumadım ve kendi yatağımda daha rahat ediyorum. Haklısın. İnsan kendi yerini arıyor. Otobüsleri kalkmak üzere. Ay dur, Selin arıyor. Alo anneciğim, otogarda mısın? Otobüse binmek üzereyiz Selin'ciğim. Merak etme, geliriz biz yine. Üzülme sakın, tamam mı? Tamam anneciğim, iyi yolculuklar. Bu iki günde size yaşattıklarım için özür dilerim. Ama bir dahaki gelişinizi unutturacağım. Söz. Tamam kızım. Hadi öpüyorum seni. Bak baban da selam söylüyor. Allah'a emanet ol. Sen de selam söyle. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Bak gidince mesaj atmayı unutma. Öpüyorum ikinizi de. Ay. Hadi işimize devam. İyi misin? Terim Hanım'la uğraşırken unutmuştum. Hatırlayınca yine kötü oldu. Şimdi o ev bomboş gelecek. Hep böyle oluyor biliyor musun? Yani uzun süre görmeyince bir şey yok. Ama bir kere görünce yani işte alışıyor insan. Şimdi bütün odalarda izlerini arayacağım. Babanı gelsin. Bizimkiler gitti işte. Lütfen özel hayatımla ilgili konuları bana bırak, olur mu? Bu konuda da ısrar etme. Gelmesini istememenin bizimkilerle bir ilgisi yoktu değil mi? Senin babanla aranda başka bir sorun var. Selin şu konuyu kapatır mısın artık? Hadi bitirdiysen kalkalım. Thank you.
Ya dolu diyorum işte, dolu diyorum. Neyi anlamıyorsunuz? Dolu! Benim Selin, iyi misin? Yardıma ihtiyacın var mı? Yardıma değil ama yeni bir telefona ihtiyacım var. Çünkü bu Ferdi oldu. Ayağın nasıl? Ağrıyor. Ya şu halime bak ya. Ay. Yok artık ama ya. Ya söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama... Denize atlamak nedir Selin? Yani gerçekten inanamıyorum sana. Sus Demir. Bence hiçbir şey söyleme. Çünkü bunların hepsi senin yüzünden. Yeni telefon almam bunların hiçbirini değiştirmiyor. Ayrıca bu kıyafetlerin parasını sana ödeyeceğim. Güle güle giy. Çok yakışmış. Telefonunu denize düşürdüğüm için özür dilerim. Denizle beni kurtarmaya çalışmadığın için teşekkür ederim. Ne yani, bana güvenerek mi atladın denize? Ya, hayır ama... İnsanız yani. Ayrıca ben senin yerimde olsaydım boğulur mu diye endişelenirdim. Sen benim yerimde olmazdın. Çünkü ben kalkıp da bir telefonun peşinden denize atlamazdım Selin. Ayrıca o kadar kendinden emin görünüyordun ki hiç boğulacağını düşünmedim. O yüzden mi bağcıkların açık? Tamam. Biraz korkmuş olabilirim. Çıkmasaydın atlayacaktım. Yüzmeyi biliyorsun değil mi? Bir yerde durup havlu almamızı ister misin? Bunları alacaksın, havlu alsaydın o zaman. Hiç komik değil, gülme ya. Tamam, sustum.